Merhaba. Şu anda Metropolitan Sanat Müzesi'nde bir zemin mozaiğini inceliyoruz. Bu mozaik şu anda bir duvarda sergileniyor ama bu duruma üzüldüğümü söyleyemem. Herkes bu mozaiğin üstünden yürüyüp geçseydi eser çok da iyi bir şekilde korunamazdı değil mi? Bu 6. yüzyılda Bizans'ta halka açık bir yerde kullanılan bir zemin mozaiği. Burada çarpıcı olan nokta mozaikteki kadın figürünün bize doğru bakıyor olması orijinalinde yerde olduğu için aslında yukarı doğru baktığını söyleyebiliriz. Bu figür gerçek bir insanın yaklaşık 3-4 katı büyüklüğünde tasvir edilmiş. Geniş gözleriyle bize doğru bakan bu figürün oldukça çarpıcı olduğunu düşünüyorum. Bu kadın seçkin tabakadan biri gibi tasvir edilmiş. Son derece şık mücevherler taktığını görüyoruz. Aynı zamanda pelerin benzeri bir kıyafet giymiş. Aristokrat bir kadın olarak betimlenmesine rağmen elinde bir alet tuttuğunu da görüyoruz. Bu Roma'da bir foot yani bir ayak mesafesini ölçmek için kullanılan bir aletti. Bu da aslında kafasının üstünde gördüğümüz yazıyla örtüşüyor. İlk başta bu bir portre gibi görünse de kadının kafasının yukarısında yer alan yazıdan bu kadının aslında soyut bir kavramın vücut bulmuş hali olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki harfler Yunanca ktisis sözcüğünün ilk üç harfi. Ktisis Yunanca'da oluşturma, kurma, inşa etme gibi anlamlara geliyor. Bunun erken dönem Bizans sanatında en yaygın olarak görülen kişileştirme örneklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Ancak daha geniş veya soyut bir anlamı da olabilir Çünkü bazı durumlarda ktisis kilise zeminlerinde de karşımıza çıkabiliyor Bu tür bağlamlarda ise bunun yaratma eylemi, yaratılış gibi bir anlam taşıdığını söylemek mümkün Kadın figürünün sağ tarafında elinde boynuz şeklinde bir kapla genç bir erkeğin yaklaştığını görüyoruz Yanında yazan kali sözcüğü de Yunanca'da i anlamına geliyor aslında mozaiğin orijinal halinde kadın figürüne diğer taraftan da yaklaşan bir erkek var. Bu ifadenin tamamı da aslında iyi dilekler anlamını taşıyor. Kazılarla çıkarılan diğer mozaiklerden bu kişileştirme örneklerinin bir bütün olarak sergilendiği sonucunu çıkarabiliriz. Buna Antakya şehrinin Defne ilçesi yakınlarında bulunan Konstantin Villası örnek verilebilir. Örneğin bu tasvir orada erkekliği simgeleyen bir tasvirin yanında yer alıyordu. Soyut kavramları insan olarak tasvir etme yani kişileştirme geleneği aslında antik çağdan, Hristiyanlıktan önce de görülen bir pagan geleneği. Ancak Hristiyanlık yayıldıktan sonra da bu gelenek yok olmamış ve hatta geçiş döneminden sonra da kullanılmaya devam etmiş. Geç dönem Bizans sanatında bile bu kişileştirmelerin Paris Mezmurlar kitabı gibi el yazmalarında kullanıldığını görüyoruz. Bu aslında eğitimli kesimin anlayabileceği anlam katmanlarını içeren bir teknikti. Kişileştirme örneklerini genellikle Bizans ikonografisinde İsa peygamberin vaftiz edildiği eserlerde görebiliriz. Örneğin Şeria Nehri'nin erkek bir figür olarak betimlendiği örnekler bolca mevcut. Bu kişileştirme tekniği aslında erken Bizans dönemine kadar uzanıyor. Uzaktan baktığımızda bu mozaik bir tablo gibi görünüyor. Ancak esere yaklaştığımızda bunun aslında mozaik olduğunu anlayabiliriz. Bu mozaik binlerce küçük mermer ve hatta cam parça bir araya getirilerek yapılmış. Cam parçaların daha çok mücevher gibi nesneleri vurgulamak için kullanıldığını söyleyebiliriz. Zemin mozaiği yapma geleneği antik Yunan'a kadar uzanan bir gelenek. Ancak bu dönemde mozaiklerin duvar mozaiği olarak da kullanılmaya başladığını görüyoruz. Bu mozaikler evlerde veya halka açık yerlerde dekorasyon amaçlı kullanılıyordu. Çağdaş döneme geldiğimizde ise duvara asılı tablolar veya insan figürleri görmeye alıştığımızı söyleyebiliriz. Evdeki duvarlara fotoğraf, tablo veya başka sanat eserleri asmak oldukça yaygın bir durum. Sanat galerileri ve müzelerde de aynı durum geçerli. Hatta eminim sizin evinizde de duvara asılı bir şeyler mutlaka vardır. Bu mozaik ise üzerinde yürüdüğümüz zemine sanat eserlerinin yerleştirilmesinin antik dünyada oldukça yaygın bir gelenek olduğunu gösteriyor. Bu mozaikler Metropolitan Sanat Müzesi'ne geldiğinde aslında iki ayrı mozaikten oluşuyordu. Depodaki fotoğraflar incelenerek bu iki mozaik parçasının tek bir mozaik bütününü oluşturduğu anlaşıldı. Kim bilir belki de diğer eksik parça bir gün bulunabilir. Bu maalesef sanat dünyasında sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Antik ve orta çağdan kalan sanat eserlerini piyasada yüksek ücretlerle satmak için parçalara ayıran insanlar var. Metropolitan Sanat Müzesi'nin bu iki mozaik parçasını bir araya getirebilmiş olması ise sevindirici bir gelişme. Kuruluş, yaratılış gibi soyut kavramların şık kıyafetler giyen ve hoş mücevherler takan güzel bir kadın şeklinde tasvir edilmesinin insanların o dönemde erişmek istediği hayırseverlik, bir şeyler inşa etme gibi ideallere vurgu yapma amaçlı olduğunu düşünüyorum. Ya da daha sığ bir yerden bakacak olursak belki de bu mozaik içinde yer aldığı yemek odasında hararetli sohbetlere sebep olan bir konudan ibaretti.